Vallahi sosyal limon ondan daha akıllı. Kaşarın sesini duydun mu? Hiç çekmiyor. Camı gönderdi ne güzel yerlere. Orada sefa sürüyorlar camın kenarında. Oh. Limon böyle telefon aşkılıyor. Paşa çekmeye başladık mı hemen kendine dönüyor bak. Gördün mü paşadım duydum. Ağzında tüyü var. Onu sinir oluyor kendi kendine. Hayırlı, huzurlu sabahlar. Uşak Bozkuş gönderen herkese, bütün takipçilerime selamlar, kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olsanız, hamdolsun, şükür olsun, iyiyiz. Allah'ım bugünümüz aratmasın. Evet, gönül dostları. Çıktım yine sabah erkenden. 8.45'inde eşimin araba gidecek. Onun uşağı için arkadaşlar. Bugün işte doktor bana kağıt verdi. Bugün bakalım ameliyatı ne diyecek onu baktıracağım. Ne diyecek demeyecek. Tahlil yapılacak. Anestezi doktoru görecek. Bundan sonra gereken neyse doktor yapacağız dedi arkadaşlar. Şimdi ben aldım telefonu elime. Çevirdim kamerayı kendime doğru. Ağır ağır gidiyor kıymetli takipçilerim. Yoncamızı ekledik. Yoncamız ağır ağır yeşermeye başlamış. Bayağı birer ikişer kulak çıkarmış. Valla sevindim şöyle. Baktığım zaman bu sefer yağmur yağıyor ve diye. Güzel de yağdı. Allah bereket versin. Ağır ağır çimlenmeye başlamış. İnşallah daha da yağa. Yağış var diyor ya. Allah bilir gale. Vay yağışlı geçecekmiş. Sizler neler yapıyorsunuz kıymetli takipçilerim, neler ediyorsunuz, ne işler görüyorsunuz. Bizler çok şükür eşyaları taşıdık, hallettik. Az bir şeyimiz kaldı. Telefonu çevirdim. Yöntemini şöyle. Yola gidiyorum arkadaşlar. Buralar yazlık. Bizim evin arka taraflarına düşüyor. Taraflar yazlık geçiyor arkadaşlar. Yazın geliyor. Komşularımız kışın gidiyor. Fidanları dikmişler. Daha biz yeni yerini sürdük. Dün pat pat motor deriz biz küçük motoruna. Ondan da topaçlarını kırdıran dedik. Bu da birazcık daha çamur olmuş. O yüzden kırdıramadık arkadaşlar. Çıktım yola. Şu erik geçen sene çok umudu. Bu sene hiç ben erik göremem. Var mı? Yine de bakayım. Yok. Baktığınız zaman hiç erik yok. Geçen sene çok güzeldi arkadaşlar. Bu sene erik diye bir şey yok. Bir tane desen göremedim. Tam çiçek açtı ağaçla tolu vurunca erik merik yok arkadaşlar. Bura yol. İki yol ayrımı diyen. Bizim eğer düş tarafta kalıyor. Eşimi bekliyorum. Evin güzelliğine de maşallah da tam yolun üstünde. Meramı diyen tarla sahibi kim bilmem da. Ama bu sene verim yok arkadaşlar. Bizim vişne geç açtığı için çiçekleri güzel de kayısımızda tek tük var. Hastaneden biraz işim erken biter arkadaşlar. Uşağı geçti. Hat arabalarına binip bugün halamın kızının gelinin bebek meldi var. İnşallah yerişirin 12.1'i doğru dedi. Bakalım bir duruma göre ne edeceğiz ne etmeyeceğiz bilmiyorum arkadaşlar. Arabamız geliyor arkadaşlar. Yenice göründü. Eşim köşeden çıktı.
Neyse galiba binin. Biraz hastanede çekebilirsem çekerim, çekemezsem inşallah kaldığımız yerden bir yerden devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldim hastaneye. Şöyle parkları tertemiz yapmışlar, yemyeşil. Sabah sabah içim gönlüm açıldı arkadaşlar. Her taraflar pırıl pırıl olmuş. Gerçekten hastanemiz çok güzel. Allah razı olsun yapanın da yaptıranın da. Pırıl pırıl her taraf. Hastanenin yollarını gelip gide gide düzledik arkadaşlar. Allah neye ihtiyaç etsin, neye eksik etsin, ne muhtaç etsin yaradan bir mevla. Şimdi kapatacağım var arkadaşlar. Birazdan gireceğim hastaneye. Girdiğim zaman da telefonu kapadı. Çekmesi olmuyor. Ayıp oluyor sabah sabah. Kimsenin olmadığı yerden çekiyorum ben de. Arkadaşlar. Milleti rahatsız etmeye hakkımız yok. Kimse rahatsız olmasın bizim yüzümüzden. Biri video çekerken sanki bana bakıyor gibi geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldin mi? Gel. Talihlerimizi verdik Kuşak'ta hastanede de. Şimdi havuza komşumuna geldik. Aman iyi gel. Da şimdi biz Mevlid'e geldik arkadaşlar. Yasin'e geldik de. Serpil babam gerek. Havuza arkadaşım. Müziyen var. Da şöyle girdik. Duramadık ha. Sen de mi gitmedin iş müziğe? Gelin çarşıya gitti zaten de. Dur beni alma. Alma. Niye almayacağım seni? Açık şimdi dua ederken açık çekerim. Dua ederken çat çekerim açık. Sen şimdi izin mi açıktın? Bugün kullandım. Bugün değiştirdim. Aç bakalım abi. Atar ediler ya. Zil yok herhalde. Aç bakalım abi. Aç bakalım aç. Serpil babam. Evet babaannemiz Serpil babam. Girdik şimdi bebek odasına arkadaşlar. Bebek odası süslenmiş. Şöyle göstereyim. Akrabalar toplandı yine. Bebeği çekemez maalesef. Küçük. Şimdi akrabalarımız kendilerinin babaannesi. Bu da halam. Bu da yine yeter alam. Bu da havuz arkadaşım. Yeter alam. Serpil babamın komşusu. Annem gün namaz kılmaya gittiler. Biraz da dışarıda yeni toplanıyor daha millet. 1,5 düvelen olacakmış. Yasin toplanacakmış. Şöyle. Nereye gidiyorsun hala? Namaz mı kılacaksın? Ezan okundu. Namazlarımızı kılacağım. Ben de kılacağım. Hala sen de kal. Ben de abdestimi yengeleyeyim. Abdestimizi yengeleyeyim de. Benim yengelenecek. Ben sabah aldıydım. Fotoğraf mı çekiyorsun? Hala. Video. Halam abdest almış da. Hava da valla soğudu. Yağmur yağacak yalım. Akşamüstü diyordu ya ağır ağır. Çilecek herhalde. Benim çamaşırlar vardı balkonda. Hüseyin. Sağ ol Allah. Allah razı olsun halam. Yorum yapmış da. Hemze sen gel, sormak ben, gelecek mi? Ben girdim millet içeri dışarı çıktı ya. Ben diyorum girdim millet dışarı çıktı. Evet arkadaşlar çok güzel bereket yağıyor. Allah'ım bereketini yerden, rahmetini göğden eksik etmesin. Yaradan bir Mevlam. Sabah içeri girerken hiçbir şey yoktu.
Ben talihleri verdim arkadaşlar. Ondan sonra eşimle geri gittim eve. Kahvaltımı yaptım. Üzerimi değiştirdim. Uşağım evde gittim. Mevlüt'te bir saat kadar durdum. Doğdu gidecektim zaten. Manasından koydum. Hediyemi geldim. Tekrar hat arabalarına bindim. Hastaneye geldim. Şimdi sonuçlarım çıktı. Halil'im almaya geliyor ben arkadaşlar. Yolu çıkça. Hava da güzel yağıyor ha. Çok güzel yağıyor. Ne güzel siyem siyem yağmur yağıyor arkadaşlar. Ay. Pek severim yağmurlu havaya. Gömül dostlarım. Çok severim böyle ağır ağır ince ince yağan havaya. Bugün yine günüm geç, koşturmacı geçti. Saat 3.30 geldi arkadaşlar. Sabah 8.30 çıktım evden, eve gittim. Uşağa gittim, uşaktan geri geldim buraya geldim. Buradan eve gidiyorum. Yani bayağı bir yorucu bir gündü benim için. Yoruldum. Bilmem takipçilerim. Şimdi iki yanına bakın. Arabalar, hat arabalar. Kaktiye'den geçeceksin, karşı yolu geçeceksin. Karşı yoldan beni Halil alıp geçeceğiz evimize. Ay 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 ıslandım arkadaşlar. Bayağı ıslandım. Burada simitçi de oluyor, hat arabalar oluyor. Simitçi kalmamış. Bir küs simit alıverim dedim Sevim'e. Ben geçerken vardı, ben çıkası bir şey kalmamış. Evet, günlü dostlarım. Yenice geldik evimize oğlumla. Nursehim abi çay koymuş, kahvaltı hazırlamış. Ben kahvaltımı yapmıştım. Sabahleyin 8.45 gittim arkadaşlar eşimine. Kan talimi verdim. Bundan sonra röntgen çekildi, kalp krevisi çekildi. Hepsi yapıldı. Öğleden sonra sonuçlarını aldılar. Geldim evi tekrar eşimle. Kahvaltımı yaptım. Üzerimi değiştirdim. Uşakta halamın kızının bebek merdi vardı. Ona gittim. Oradan bebek merdi kesiyi bekleyemedim. 2.30'da geri hastaneye hat arabasına bindim. 2.30'da geç olmuş seni alıyorum. Bilmem ki. Aa, çok yer bıraktı seni. Oradan bebek merdine de iyi oldum arasına vardım geldim. Enerjik üstü gidiyorlar. Ondan sonra hastaneye girdim, doktoru gördüm. Doktor bütün kağıtları verdi elime. Anestezi doktorundan görüştüm. Anestezi doktoru da herhangi bir sıkıntı, bir sorun yok dedi. Ameliyatın olabilirsin dedi. İşte ondan sonra arkadaşlar tekrar doktorun yanına çıktım. Doktor onayla da imzaladı, ben imzaladım. İnşallah nasip olursa tekrar Perşembe günü aşk almaya gideceğim. Valla tekrar herhalde talim mahalli olacakmış. Ondan sonra doktorla tekrar görüşeceğiz. Ondan sonra büyük bir ihtimal ya cuma ya pazartesi gün ameliyatımı olacak herhalde tahminim. Ama işte doktorum ne gün ameliyat günü onu bilmiyorum. İşte 2-3 gün sonra görüşelim dedi doktor. Telefon çektim, geldi benim oğlan aldı. Benim oğlan tabii ki daha sabır etmiyor. Benim oğlan gece çalıştığı için gündüzde 3'ü de daha verilemeden uyuyor arkadaşlar. Devam ediyorum ben. Benim çocuklar galiba balkonu götürüyorlar sofraya da arkadaşlar. Ben ekmek yemeyeceğim, çay içeyim sadece. Nursehim çayımı koyuyor, baba abi seni kahvaltı hazırlamış. Kahvaltıyı götürecek balkona. Ondan sonra işte böyle arkadaşlar. Kuşlarımızı da görüyorsunuz mu? Cem'in önünde ne kadar seviniyorlar ikisi. Biraz burada hareket ediyorlar, seviniyorlar, bakıyorlar camdan etraflarına, can sıkıntıları gidiyor. Ondan sonra geri içeri alıyoruz. Çünkü yemek yerken olmuyor. Çırpınıyorlar, çok çırpınıyorlar. Tüyler uçuyor. Gündüz kimse yokken çıkarıveriyoruz buraya arkadaşlar. Valla mevdin bitmesini bekleseydim iyiydi. Havize komşumu aradım. Doğası toplanıydı de. Yağmur da çok yağıyordu. Hat arabasını bineceksin, geri uğur diyeceksin. Allah'ım o serple bana gel dedi ya. Benim oğlan da gelir veren de oradan oraya şekme deyince. Yağmurda çamur dedim. Gezip durmayın. Gerisin gere. Evime geldim arkadaşlar. Mevdin çünkü daha bitmemiş. Sevim annem birilerinin hepsi oradalardı. Dördü bulur bitmeseydir ha. Benim düştü işim bitti. İşlemler bitti. Gideceksin şimdi. Gittiğimi değmeyecek. Tekrar geri geleceksin. O yüzden benim oğlanı aradım. Çocuk sağ olsun. Biz geleseydim. Nursehim sofra hazırlamış. Çayı pişirmiş. Bunlar şimdi kahvaltı yapacaklar da ben ekmeğimi yedim. İşte böyle arkadaşlar. Size aydınlatan dedim. Bugün benim günüm baktım. Doktorlu geçti. Akşam oldu diyeyim ben size. Sabah gitmiştim.
Tekrar perşembe günü bir daha gideceğim bakalım. O gün herhalde büyük bir ihtimalle buradaki hemşiresi. Abla dedi herhangi bir sorun yok dedi. Ya perşembe ya cuma olursun dedi. Perşembe günü gel dedi. Yatışını yapalım dedi. Eve gidersin dedi izin olarak. Ya da pazartesi günü olursun büyük bir ihtimalle. Herhalde pazartesi günü olacağını ameliyatı bilmiyor ya. Yine de arkadaşlar. Doktorun durumunu bağlayayım ben artık. Ameliyatın boyun fıtığından arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Boynumdaki işte bu sorun için ameliyat olmam gerekiyor benim. Baş ağrısı çok yapıyor. Bir de şu şuramda kolumda arkadaşlar boyun fıtığı olanlar bilir. Şuramda bazen bir sancı geliyor. Sanki kolumun buradan bu tarafım kırık gibi oluyor. Hareket etmezsem daha çok kalıyor. Hareket edersem biraz çıkıyor. O yüzden yani olmam gerekiyor. Orada da kadının önce de abla dedi ameliyat olmasaydın dedi. Ne oldu dedim. Afyon tarafında bir tane de bir kadın bu fıtığı geri yerine koyuyormuş ama ben tabii ki ben öyle şeylerden korkarım. Benim de asla işim öyle şeyden ayrılmaz. O yüzden yani çıktık yola hayrola ne diyeyim. Olcuk olcuk olduktan sonra arkadaşlar korkuyordum bir senedir. Korkunun eceli faydası yok derler ya. Ne olur ne olur Allah'ın yediği olur Allah bilir. Rabbim herkese kurban olurum. Bu yollarda eğlenmesin. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Sabah eve geldim. Kahvaltı yapmaya geldim. Arkadaşım Kütahyalı. Gayınım arkadaşım aradı. Buna da buradan kucak dolu sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun. Arkadaş olduk galiba ikimiz. İnşallah illaki buyurun gelin ki Kütahya'ya. Bilmem nasıl bir artık bakalım. Nursel, Halim belki yazın. Ameliyattan sonra iyi olursam bir dolaşır, bir gezmiş, gelmiş olur. Ama tabii ki bilemem yarın ne getireceğine. Hilal ablam Ankara'da illaki gelin diye uçağırıyor. Allah razı olsun. Eşim, dostum, İmine Tokat ablamla illaki gelin. Ama her yakaya gidebiliriz. Gidemeyiz de. Nasip. İnsanoğlu belki bakarsın bir nasip olur. Bir yerden bir şey çıkar. Belki de gideriz. Bugün yaprak aldırdım. Bizim gelinin annesi gelin mahallesini geliyormuş. 3 kilo ben aldırdım. 1 kilo da havuz aldırdı. İnşallah yarın Hamize komşumu çağıracağım, Halime komşumu çağıracağım. Ameliyat olmadan önce sarıp dolabı koyuyorum ya. Fazla sarıyorum da. Olmazsa bunu bir sara koyayım. Bakalım nasip olursa sonra da arada tek gelirse Allah. Vallahi Nurten senin kuşun da çengel saçılmış kız. Hiç konuşmadı değil mi? Cemil'i seviyor. Vaa paşaya bak bak. Gözükmüyor mu? Gözükmüyor mu? Açık çevir bakalım. Şimdi nasıl görünüyor Allah? Sararıyor değil mi? İyice yeşeriyor. Ben onun adını limon dedim. Hani zini de orada çıkıyor. Çıksın. Geliyorum abi. Ha. Evet arkadaşlar videomu durdurduk da. Şimdi kıymet takipçilerim ben bugünkü videomu bitireyim. İşte hastaneye gittim gördüm Allah nasip ederse. Bu ya bu hafta ya önümüz hafta ameliyat günüm belli oldu. Ama gün olarak belli olmadı. Ya bugün bu hafta cuma ya pazartesi ikisinden de bir de hemşire. Bakarız da açıklık yani hastane doluymuş yatak olursa durumu göre acilen inşallah tekrar perşembe günü ne oldu ne bitti anlatırım ben sizlere. Siz de benim bir ailem oldunuz. Burada söylüyoruz. Bildirsem bir türlü bildirmesem bir türlü içim dışım sinmiyor bilen takipçilerim. Ne diyelim bugünkü videomuz işte böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Ne diyelim hoşçakalın. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın. Cümleten hayırlı akşamlar. Siz de bay bay deyin bakalım. Hadi böyle ötüyordunuz. Çık çak çık çak çık çak. Kapatın.